EgetCast. Bu yayın Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır. EgetCast'in kesişim serisinin yeni bir bölümünde beraberiz. Ben Şeyma Büyükurvay ve Bahar'la beraberiz bu bölümde. Merhabalar, ben Bahar Yavuz. Evet, Bahar'la ilk defa bölüm kaydediyoruz. Yani ikimizin birlikte olmasının haricinde de Bahar ilk defa EgetCast'te. O yüzden kendini tanıtır mısın Bahar? Tabii, ben psikoloğum. Yakın zamanda Bilgi Üniversitesi Travma ve Afet Çalışmalarında bir yüksek lisans tezim tamamladım. Uzman oldum. Onun dışında Ege'de kurucu üyesiyim ve bir dönem uluslararası ilişkiler sekreterliğini yürüttüm. Şu anda da bir Avrupa Birliği projesinde proje koordinatörlüğü yapıyorum Ege dışında. Böyle sanırım kendimle ilgili söyleyebileceğim aşağı yukarı. Evet, ben Bahar'dan kendisini tanıtmasını rica ederken herkes bütün bölümleri dinlemiş ve benim kendim tanıttığım bölümü dinleyip beni de tanımış olduğunu varsaydım ben de kısaca sen ne yaparsın, ne edersin? Herkes beni bilir. Bahar'cığım sen kendini tanıt, herkes beni biliyor falan. Ben de psikolojik danışmanım. Bir ortaokulda çalışıyorum şu anda. EGET içerisinde aktifim ben de Bahar gibi. Eğitim komisyonunda yım. Bunun dışında da farklı çalışmalarda yer alıyorum. Bisiklet sürmeyi seviyorum falan filan. Bisikleti kim sevmez? Evet. Biz bu bölümde Bahar'la birlikte bir kitabı ele alacağız. Bu kitapta iki tane kimlik var temelde. Tabii ara ara başkaca şeyler de karşımıza çıkıyor. Sohbetin akışında onlar da gelirse onlara da değiniriz. Zaten kesişim serisinde farklı yayınlardaki bunun türü her şey olabilir demiştik. Farklı yayınlarda farklı kimlikler. Bunlardan biri engellilik, biri de başka herhangi bir şey olabilir. Ya da bir şeyler olabilir demiştik. Şimdi de kitabımızda devam edeceğiz. Kitabımızın adı Yakın ve yazarı da Octavia Butler. Nasıl bir kitap Bahar? Bu şöyle bir kitap aslında. Bir zenci kadının, siyah kadının 1970'lerden 1815 yılına zamanda yolculuk yapmasını anlatıyor. Bu da 1815'te Maryland plantasyonlarında yaşayan birinin oğlu var, ismi Rufus. Ve onun ölüm korkusuyla burun buruna geldiği zaman da kahramanımız olan Dana isimli bu zenci 26 yaşındaki kadının bir şekilde aralarında bağ var. Ve 1815 yılına Rufus'un yanına gittiği şeylerle karşılaşıyoruz. Tabii bu gidişler biraz travmatik oluyor. Çünkü farkında olmadığı, bazen belli uzuvlarını kaybettiği bir yolculuk ve dahası aslında 1815'ler daha da işte köleliğin çok da fazla yaygın olduğu zamanlar. Dolayısıyla Dana için çok sevimli bir yolculuk diyemeyiz. Bunu konu alıyor aşağı yukarı. O gidişler, geri dönüşler. Dana evli, beyaz bir erkekle evli, ismi Kevin. Rufus da ailesiyle beraber Maryland'da yaşıyor. Böyle bir roman aslında, çok da fazla anlatmayalım okumak isteyenler için diye düşünüyorum. Evet, ama aynen öyle. Bu şekilde bir roman. Kitabın hem başında, sen devam et. Hem kadın olmakla ilgili bir takım şeyleri var aslında. Hem kölelik meselesiyle ilgili bir takım şeyleri var. Ve biz de bugün aslında bu kesişimselliğin içinde engellilikle ilgili bir takım çağrışımları ve olayları, yaşantıları da katarak tartışmaya çalışacağız diyecektim. Ben de kitabın yanılmıyorsam ön sözünde geçen bir şey var, söz var. Onu bir değerlendirerek girelim. Aslında kitabın içeriğiyle çok ilgili olmayabilir ama kitap için önemli olmalı ki başında geçiyor. Dolayısıyla
Onu değerlendirelim istedim. Diyor ki kendi ayırıcı safsatalarımızda sığınmak yerine duyulmayı bekleyen ve haksızlığa uğrayan kadınların çığlıklarına dair hepimizin sorumluluğu olduğunu bilmeliyiz diyor. Herkesin sorumluluğu var mıdır? Ne dersin Bahar bu noktada? Ya da herkesin ayırıcı safsataları var mıdır? Bence herkesin ayırıcı safsataları var. Ömrümüz boyunca bunlarla bir şekilde yaşıyoruz ve yüzleşiyoruz. Bazılarıyla yüzleşemiyoruz ya da çok geç yüzleştiğimizi fark ediyoruz ama ben olduğunu düşünüyorum. Belki bunu ayrımcılık, önyargılar ve içimizdeki içselleştirdiğimiz bütün bu tabuları şeyleri düşünebiliriz. Kadınların sessiz çığlıklarıyla ilgili kısma gelince benim fikrim açıkçası özellikle bu roman özelinde baktığımız zaman aslında bu tarz kurguların da yani kişilerin kimliklerinin anlatıldığı bu bir fantastik olabilir, bilim kurgu olabilir, daha işte romantik bir şeyler yazmış olabiliriz. Her ne olursa olsun o kurguların içerisinde aslında kişilerin özellikle burada kadın meselesini anlattığı için kadınların hikayelerini, yaşantılarını, korkularını, zorluklarını görebiliyoruz ve burada mesela önemli olarak bir güçlü kadın figürünü de gördüğümüz için o çığlıkları yansıtma açısından baktığımız zaman kişiyi belki de o kimlikten olan kişiyi bunu kadın kimliğinden alıp daha geniş yorumlarsak her kimi anlatıyor olursak olalım kimi portreliyor olursak olalım onun çığlıklarını anlatmak aslında onun güçlü, zayıf, mutlu, mutsuz, korkan veya mücadele eden bütün yanlarıyla anlatabilmek ve onun yanında belki bu şekilde durabilmek gibi bir yerden okudum açıkçası bu cümleyi ben. Bilmiyorum sen ne düşünürsün? Ben de kesinlikle katılıyorum bunlara. Benim aklıma da sorumlulukla ilgili şunlar çağrıştı. Bu arada herkesin ayrıcı safsatası vardır bence de, evet. Bazılarıyla yüzleşiriz, bazılarıyla yüzleşemeyiz. Fakat bazılarıyla yüzleşmeyi reddederiz. Evet. Hatta en önemli zorluk yüzleşmeyi reddettiklerimizi fark edip üstüne gidebilmek. Belki de sorumluluk bununla birleşiyor. Yani evet, herkesin sorumluluğu vardır. Herkes belki kadın hakları, engel hakları vesaire vesaire hakları savunucusu olarak örgütsel bir mücadele içinde olmayabilir. Fakat kullandığımız bir sözcüğün ya da yaptığımız bir eylemin ufacık bir belki baş hareketinin ya da birilerini daha dikkatli dinlemek, daha dikkatsiz dinlemek gibi ufacık şeylerin bile anlamı var ve her biri sorumluluğun bir parçası diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bazen hatta biz bütün bu mücadelenin içinde varken bile başka kimliklerden değilsek, onların mücadelesini çok yakından tanımıyorsak o şeye kapılabiliyoruz. Yani sanki aynı safsatalardan biz de muzdarip değilmişiz. Aynı acıları biz de çekmemişiz gibi birazcık şey oldu. Arabesk bir yerden söyledim acı falan ama. Yani hani aslında kastettiğim şey şikayetçi olduğumuz, zorlandığımız aynı şeyler biz de günlük hayatta tecrübe etmiyormuşuz gibi böyle hani o safsataları sürdürebiliyoruz başka insanlara karşı. Sanırım şey yapmıyor, bizim kafamızı o kadar iyi bir şekilde açmıyor bir şeylerle ilgili mücadele etmek. Her zaman açık olabilmek ve her zaman kendimizi böyle bir üstün bir yere koymamak. Her zaman öğrenmeye de açık olmak gerekiyor belki. Bu safsatalarla yüzleşebilme cesaretini ve sorumluluğunu alabilmek için diye düşünüyorum. Evet. Yani aslında ötekileştirilen bir kimlikteyken başka ötekileştirilen kimlikteki birilerini ötekileştirmemek diye düşünüyorum. Tekerleme gibi oldu. Kesinlikle. Şimdi biz kitaptan bazı pasajları not aldık Bahar'la. Onlar üzerinde bölümden önce de konuştuk. Şimdi onlarla yani notlarımız üzerinden gideceğiz ama doğal bir akış şeklinde gidecek. Bunlardan bir tanesi şu. Şimdi dedik ya Dana Rıfız'ın başı beladayken onun yanına gidiyor. İşte belki bu baş dönmesi ve mide bulantısı böyle garip haller deneyimliyor ve sonra zamanda yolculuk yaptığını anlıyor. O yolculuklarından bir tanesinde Rufus boğuluyor ve boğulurken Dana onu kurtarıyor. Ve bu kurtarması sonucunda annesi görüyor onları. İşte Rufus'a suni teneffüs yapıyor falan bir şekilde kurtarmaya çalışıyor. Annesi geliyor ve çok öfkeli davranıyor. Onun tehlikeli biri olduğunu düşünüyor. Çünkü bunun sebebi de şöyle geçiyor. İşte çünkü onu hiç görmedi. Daha önce görmediği bir zenci kadın. Kitap da aynen bu kimliğiyle geçiyor. Daha önce görmediği bir zenci kadın.
Bunun anlamı belki beyaz bir kadın olsaydı daha farklı olacaktı. Ya da hatta içi rahatlayacaktı. Evet, beyaz bir kadın olsaydı, bir erkek olsaydı ya da köle kıyafetlerinin içinde olsaydı. Çünkü Dana böyle 70'ler giyimiyle gitmiş bir kadın. Yani her türlü oraya ait görünmüyor. Dolayısıyla da hani ve kendileri gibi aslında köle gibi giyinmeyip belki kendilerine yakın olan bir zenci kadının görmek çok sinir bozucu bir şey onun açısından. Üstelik bunu çocuğun hayatını belki bir şekilde ona borçlu olma hali. Zaten kadının sürekli Dana'dan nefret ettiğini, onu hiç sevmediğini görebiliyoruz. Yani o kadar da, bir de Rufus çok seviyor Dana'yı. Her zaman yanında olsun istiyor. Bu da öfkeyi katlandırıyor ve çok ciddi anlamda Dana'nın da aleyhine işleyen bir duruma geliyor. Babası mesela çocuğunu kurtarmış olması falan önemli bir takım şeyler. Ama onun da fırsat kolladığını, hani köle olduğu için buna köleliğin haddini vereyim bir şekilde kendini bir şey sanmasın diyebiliyor ve bunun fırsatını sürekli kolluyor. Gerçekten şey bir zenci için, bir kadın için hele ki işte oradaki hem kıyafet hem davranış hiçbir şeye uygun olmayan bir insan için çok ciddi bir risk, yani hayat riski var en başta orada ve bunu biz çok sık sık hissedebiliyoruz. Dana'nın işte oradaki geçirdiği zaman üzerinden, Rufus'la olan ilişkisi üzerinden, diğerleriyle olan yaşantısı üzerinden. Çünkü işte mutfaktakilerle ya da diğer kişilerle bir şekilde ilişkileniyor ama bunun bazılarını gizli saklı yapmak zorunda kalıyor. İşte okula öğretmek gibi bir şeyden mesela. Çünkü işte yakalanırsa bir şey olursa orada sonsuza kadar kalabilir, belki canını kaybedebilir ve en başlarda tam anlam veremediği için ne kadar gidiyor, ne kadar kalıyor. Onu bekleyen bir de sevdiği insan var. Evet. Yüz küsür yıl sonra. Oldukça zor bir şey aslında. Hani anlam veremedikleri, neden böyle olduğunu tam olarak çözemedikleri bir Bu kırılma. arada Dana dönerken de yani Dana evet Rufus acı çektiği zaman hayatı tehlikeye geçirdiği zaman gidiyor bir şekilde bu bağ dolayısıyla ama dönüşleri ise Dana gerçek bir ölüm korkusu yaşadığı zaman oluyor ve her bir dönüşü aslında gerçek bir ölüm korkusuyla karşılaştığı zamanda oluyor. Bu da karşılaştığı oradaki tehlikelerin kimliğinden dolayı ve başka zamandan gelen ve o tarihin o zamanın zencisine uymayan görünümünden dolayı da sürekli tehlikelerle karşılaşıyor ve hayatı riske giriyor. Şimdi az önce babasından bahsettik. Babasından yeni bir başka bir pasaja bağlayacak olursak, Dana'nın mecburi ziyaretlerinden bir tanesinde Rufus'u babası dövüyor. Ve bunun hakkında Dana ile konuşurlarken diyor ki zencilere vurduğu kırbaçla dövdü diyor. Buna şaşırıyor. Hani zencilere vurduğu kırbaç diye tanımlanan bir yani görevi bu olan bir kırbaç var. Yani böyle bir tanıma Ve gerek yok. zencilerin bedenine değen bir kırbacı nasıl oğluna vurabilir? Çünkü zenciler aşağılık. Ya yani aslında zencileri her ne kadar işte Dana ile bir iletişim kursa da zencilerle ilgili ön yargısı var ve Dana ile olan ilişkisini belki şey gibi düşünebilir. Aa işte onu bir zenci kadın kurtarıyor, o yüzden belki o efendi Ya da o olarak diğer köleleri. zenciler gibi değil. Evet, yani hem Engellilikte de vardır ya işte şeydir. Engellilikle ilgili müthiş ön yargıları olan bir insanın engelli bir arkadaşı vardır ama o ön yargıları ona yansıtmadığını, görünüşte öyle biri yansıtmadığını değil. görür. Ama o diğer engelliler gibi değil diye ayırmak. Bu çok yapılan bir şey. Yani hani o gruba karşı ben ön yargıda bulunabilirim. O grupla ilgili olarak bir sürü kötü sıfat söyleyebilirim ama bir örnek verildiği zaman ya, ama şu insan da bak öyle. Aa, o onlardan değil canım. Tabii, Öyle o değil. farklı öyle. Engeline rağmen o falan. Evet ve Dana'nın ve belki bizim okurken düşündüğümüz ya işte bu böyle bir iletişime geçtiyse, daha insani bir ilişkiye geçtiyse o zaman önyargıları olmaz. İleride babasının yerine geçince daha şefkatli olur. Belki kölelerini hani bırakır ki kendi hayatlarını yaşasınlar diye düşünüyorsunuz ama hiç öyle biri olamayabiliyor. Bu sırf bu yüzden
Bu arada babanın açıklaması da şu oluyor. Yani babaya dair Rufus'un açıklaması daha doğrusu. Evet, kendisini buna mecbur ettiklerinde diyor. Yani babası beyaz bir erkek olarak zencileri, köleleri dövmeye mecbur olabiliyor. Ve bu gayet meşru bir şey. Tabii yani ki zaten Ve durup bu dururken mecbur adam kalmıyor aslında. dövsün. Mecbur kalmıyor, mecbur bırakılıyor. Tabii canım durup dururken niye dövsün zaten adam? Yani adam zaten parasını veriyor, hizmet satın alıyor değil mi? Muhtemelen. O yüzden Dana'yı zaten öldüresiye de dövdüğü bir yer var gerçekten. Fırsatını bulduğu zaman çocuğun hayatını kurtaran ve belki çocuğuyla olan sevgisinin koruyuculuğunda olan bir insanı bile mecbur bırakılıyor efendim dövmeye. Böyle bir şey. Fakat gel günler geldi geçti falan. Orada bir söz söyleyecektim tabii saçma. Geçiş oldu ama Az gitmiş, az gitmiş. çok Olmaz. çok alakalı bir yere geçeceğim aslında. Şimdi babası bu şiddetini tabii ki Rufus'a da yansıtıyor. Bunun pek çok sebebi olabilir. Kitapta geçmiyor ama çocukluğu yani yaşından dolayı da olabilir. Ama öne çıkan başka bir kimliği var. Rufy'nin. Rufy diye kısaltılıyormuş. Evet, Bakacağım bulamadım. Kız demeye devam edeceğim. Rafi. Aynen öyle diyeyim. Bacağı kırılıyor ve bu sefer Dana'nın gittiği zamanlardan bir tanesinde bacağı kırılmış oluyor. İşte müdahale etmeye çalışıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor her zamanki gibi Dana ve baba bu durumu hiç önemsemiyor ve ilgisiz davranıyor. Buna şaşırıyor Dana ve en sonunda bunun ekonomik bir kayıp olarak babanın sadece ekonomik bir kayıp olması sebebiyle bu olaydan etkilendiğini anlıyor. İşte onu tedavi etmesi için birilerine para vermesi gerekecek çünkü. Evet. Bunun sebebi ise Rufus'un sahip olduğu bir sakatlık yani bir engellilik kimliği. Zaten geçici olan da bir şey. Yani muhtemelen belki uzun vadeli bir şeyden bahsediyor olsaydık gelecekte kölelerine efendilik edip o plantasyonun her türlü yönetimini gerçekleştiremeyecek bir çocuk olarak görecek gibi biz daha farklı bir tabloyla karşılaşacaktık ama neyse ki bu durumla ilgili çözüm bulma çabası ve doktorun getirmeye çalışma işte tabii çok az belki o konuda çalışabilen işte hekim bulabiliyorsunuz, pahalı getirebiliyorsunuz. Bir süre işte çocuğunuz hasta olduğu için onun dışında hani belki gelecekle ilgili bir takım kaygılar yani ya bir şey olursa falan gibi şeyler düşünebiliyorsunuz. Bu tarz şeyler adamın sadece işte gelecek, ekonomi, yönetim işte daha böyle insani olmayan daha belki mekanik şeylerine yönlendiriyor bizi ve hani orada Rufus'un aslında ne kadar belki kendine yalnız hissettiği ama yanında Dana'yı bulduğu bir parça belki annelik hani anneliği Dana'da gördüğünü söyleyebiliriz. Zaten her tür ölüm korkusunda koşarak yanına yani aralarındaki bağ o kadar ilginç bir bağ ki bu arada gerçekten. Hani çok büyük bir korkunun şeyiyle birbirlerine yaklaşıyorlar yani Dana gidiyor ya da kendi hayatıyla ilgili artık orada kalamayacak kadar büyük bir korku varsa geri dönüyor falan. Böyle iki insan arasındaki bir bağ ne yaratır? Belki böyle bir şey yani hani yaratır. Belki ya bilmiyorum buna böyle bir şey yüklemek ne kadar mantıklı ama. O bakım ilişkisi, o koruma ve o annelik şeyi ne gönderme belki söyleyebiliriz. Ve Dana'yı aslında orada diğer kişilerden farklı kılan Rafis için. Yoksa herhangi biri olsaydı böyle bir ilişki, böyle bir duygusal bağ üzerinden gelen bir şey olmadığı için onun için bu kadar endişelenmeyip onu bu kadar sevmeyecekti. Ve zamanla zaten Dana'nın bir takım hayal kırıklıklarını da başladığını, duymaya başladığını görüyoruz. Onları da açmayalım. Okuduğunuzda görürsünüz zaten. Aynen o kadar da yani. Tam da bu Rufus'un bacağı ile ilgili olarak belki başka bir sakatlık da Dana'nın Rufus'un yanına giderken kolunun duvarda kalması. Yani ve kolunu kaybetmesi ve döndüğünde zaten
kolsuz bir şekilde hastanede oluyor. Ve sonrasında da işte polis gelip işte sorgulamaya çalışıyor. Kevin acaba dövdü mü? Hani bir beyaz erkek zenci karısını döverek sakat mı bıraktı acaba gibi bir sorgulama var ve inandıramıyorlar onu böyle bir şeyin olmadığına. Ve Dana bir şekilde kendisi de sakatlanarak ve sakatlıkla ilgili şeyler taşıyarak sadece köle olmakla ve kölelikle ilgili şeyleri yerine getirmekle kalmayıp böyle bir şeyle de karşılaşıyor. Aslında onun için bütün öykü boyunca bayağı travmatik bir deneyim. Sen bu kol olayına ne diyorsun? Ya şöyle olabilir, 100 yıl öncenin kölelere, zencilere ya da bir şekilde öteki olanlara, ki genellikle bu beyaz erkek, sağlam beyaz erkek dışında kalanlar oluyor. Onlar birikim birikim artık belli bir yargıya dönüşüyor belki de. Hani bir şey olmuşsa kesin bunu beyaz yapmıştır, erkek yapmıştır falan, buna dönüşüyor. Gerçekten Çok buna ironik. Ilişkin bir sürü dayanak olabilir ama herkes için genelleyemeyiz. Günümüzde de oluyor ya, hani aslında hiç de şiddetli, yani şiddet yanlısı da demek istemiyorum. Şiddet göstermemeye özen gösteren ve hani böyle olmamak için çabalayan, hatta o eril kültürden uzaklaşmaya, bunu eleştirmeye çalışan erkekler dahi kendi üzerinde böyle bir yargı hissediyorlar ya. Mesela Evet. işte bir kadının arkasında yürümemeliyim çünkü farklı anlaşılabilir, rahatsız olabilir. Ben eğer orada rahatsız edici bir yürüyüşte bile değilsem, bakışlarımla da başka şeylerle rahatsız etmiyorsam bile bunu yapmalıyım çünkü böyle bir anlam yükleniyor gibi. Hani Bir onun kişinin potansiyel bir olarak o kimlikten diye kesinlikle kötülük yapması gerektiği inancını çok yani o da çok içselleştirdiğimiz ve yakıcı bir şey. Yani böyle yaparak birilerini potansiyel kötü. Zaten bu şey ne kadar gireriz bilmiyorum ama TERF tartışmaları da biraz oradan. Yani bir kişinin gerçekten biyolojik bir takım varlığı ya da bir takım yani artık nereden geliyorsa bu beyaz olmakla ilgili olabilir. Cinsiyet meselesiyle ilgili olabilir, farklı bir şey olabilir. Potansiyel olduğunu savunmak ve sadece bunun üzerinden gitmek bir yerden sonra haksızlık yani. Çünkü Kevin'in gerçekten bu roman özelinde nasıl bir evlilik yaptıkları, birbirlerine ne kadar değer verdiklerini biliyoruz. Dünyada da insanların sırf bu yüzden hani var olan şeylerini yani kendilerini belki sorgulamalarını ve kendilerininle ilgili o dediğimiz safsataları azaltmalarını bile belki bazen engelleyen savunma geliştirmelerine neden olan da bir davranış direkt potansiyel fail ilan etmek belki şeylerin. evet, kesinlikle. Potansiyel ilanlardan gidecek olursak, yine kitapta bir bölüm var bununla alakalı, bir kısım var. Sarah var ve o da diğer pek çok köle gibi bir köle özelliğine sahip. Köle olma vasıflarını taşıyor Aynı aslında. zamanda aşçı. Evet. Yani... bu arada 1815'lerin Sarah'sı bu. Onun engelli bir çocuğu var ve o satılmıyor. Daha değersiz görülüyor. Bununsa sebebi çocuğu. Yani engellilik kölenin de değerini düşüren bir şey olarak Köle geçiyor. bile olamıyorsunuz. Köle, Düşün, mesela evet. sakatsanız köle bile Köle olamıyorsunuz. Bakın. statüsü bile olmuyor yani. Hem de kişinin kendisi değil. Çocuğu. Acaba diyorum, yani sakat kişiler ne yapıyor? Sakat yetişkinler mesela. Yetişkin sakat zenci. Valla onu bilmiyorum ama mesela bu diğer çocuklarından ayrılıyor Sara ve onların ne yaptığını bilmiyor ve onları koruyamıyor ama bu sakatlık bu çocuğun korunmasını ve annesinin yanında kalmasını da sağlıyor aslında. Bunu böyle de yorumlayabiliriz belki ve yaşlı sakatlar da en azından kalabilecekleri bir yan varsa sevdiklerinden acaba ayrılmamış oluyorlar mı? Bu kendimizi sakat bırakarak sevdiklerimizden Hani bir ayrılmayalım mı şey var demek? ya, kolumuzu bacağımızı keselim biz de atanalım o zaman falan gibi, hani onu geçmiş mi acaba?
Onu düşmez ama bu yani hani bu kadar şey bir yandan koruyucu da olabiliyor mu acaba? Hani çünkü endüstri devrimi öncesinde de aslında hani insanların belli yerlerle çalışmaya zorlanması, kölelik yapmaya zorlanması gibi durumlarda bu belki şey yani o zaman da mesela medikal gelişmeleri belki o kadar şey değiller ve yok çalıştırırım ben bunu ya işte şunu takarım bunu şey yaparım böyle düzeltirim şöyle şekil düzen veririm ve çalıştırırım gibi bir noktaya henüz gelmemişler. Bugün mesela bazen kendi haklarımızla ve bazı şeylerle ilgili savunuculuk yaparken yani herkesin o kadar iyi niyetli olamadığını fark edebiliyoruz ya. Mesela bize bir şey sunuyorsa beklediği bir performans olabiliyor. Bu bizim daha rahat etmemiz için değil, istenen performansı sergilememiz için olabiliyor. Belki o açıdan şey olabilir. Yani o kadar iki uçlu bir şey ki bazen ayrımcılık olarak gördüklerimiz kimileri için daha iyi şartları bile sağlayabiliyor ve şeyi fark edemiyoruz o zaman da. İşte o zaman bunu neresinden tutacağız? Yani o zaman işte kötülükler arasında, ayrımcılıklar arasında bir insanın bu şekilde çalıştırılmasıyla ilgili düşündüğümüzde burada da mı eşitlik isteyeceğiz? Acaba bu istediğimiz böyle bir şey eşitlik isteği midir? Yoksa iyiye dair bir eşitlik arayışımız mı olmalı? Bence böyle bir soruyu da açıyor belki bu avantaj, dezavantaj meselesi. Yani nerede bir eşitlik? Nerede bir ayrım yani gözetilmemesini istiyoruz. Kesinlikle. Yani bu hatta günümüzdeki pratiklerde belki pozitif ayrımcılık diye somutlaşmış bir şey. Hatta ben az önce bir laf ettim, onu da açmak istedim şu an, çok da aslında kapsamımızda değil. Hani kolumuzu bacağımızı keselim biz de atanalım diye. Böyle memurlukla alakalı sayfalarda insanlar yorum yapıyorlar. Bu da tamamen işte engelli insanlar kolay atanır yargısından kaynaklanıyor. Bunun da şöyle bir temeli var. Engelli memurlar için ayrı bir sınav yapılıyor günümüzde. Bunun avantaj dezavantajları tartışılabilir elbette. Bunun var olmasının belli bir sebebi var. Bir şekilde engelli insanlar haklarına erişemiyor, eğitim haklarına vesaire. Dolayısıyla atanmak noktasında işte erişilebilir sınav uygulamalarına da erişemiyor vesaire. Ayrı bir sınav uygulaması uygun görülmüş bir şekilde. Ve bu insanlar da bunu şöyle algılıyor. Sanki sınavsız kolay rahat atanılıyor. O zaman biz de atanalım gibi algılıyor. Bunun üzerine yapılan yorumlar. Bazen avantaja dönüşebilecek, yani kimliğin mesela engellilik ya da işte zenci olmak ya da başkaca özellikler mutlaka olumsuzluk içerecek değil. Fakat bazı şartlarda olumsuzluğa bürünebiliyor. Çünkü o kimliği ötekileştirmeye dönük kurgulanıyor sistem. Bu da bazen de koruyucu olabiliyor. Bu bir işte az önce paylaştığımız örnekte olduğu gibi. Ama her şey birbirine o kadar geçişik ki işte ne nerede başlıyor? Bunun için de tam olarak düşünmek, konuşmak, sorgulamak, önyargılar neler ve gerçekler neler onları anlamaya çalışmak ve en önemlisi de temas önemli diye düşünüyorum. Bu da belki son söz yerine geçebilir benim Son için. söz, temas edelim. Evet. Yakın aslında bu yakın derken şey kan bağı açısından bir yakının çevirisi kindred olarak düşünebiliriz. Ama hani bu yakını her iki anlamda da alabiliriz belki bu temas üzerinden. Hem kan bağı olmaya ya da bu tarz bir yakınlığa gerek olmayan temas ile de kurabildiğimiz bir takım ilişki sağlayan yolları tercih etmeliyiz ve bu safsatalarımızdan olabildiğince arınabilmek için yakınlığı bir araç olarak kullanmalıyız. Temas edelim. Evet, peki. Mesajlarımızı da paylaştığımıza göre gidebiliriz. Öz sözler. Birazdan tweet atarak böyle bir mesajı paylaşacağım. Evet, kesinlikle. Evet, yeni kesişimlerimizde görüşmek dileğiyle diyelim. Bence çok keyifli bir bölümdü. Ben kaydı düzenleyince değil, yayınlanınca tekrar dinleyeceğim. Oradan dinlemeyi seviyorum kendimi. O zaman hoşça kalın. Hoşça kalın. Bu yayın Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır.
web sitesi eget.org. Mail bilgi@eget.org. Facebook Egitimde Görme Engelliler. Twitter @egetiletisim. Instagram Egitimde Görme Engelliler.